İki aylık çiçeği burnunda gelinimiz Chase'ini yatak odasına sermiş. Canlı renkleriyle göz alan kaneviçe işlemeli salon takımı, boncuk ve pullarla bezenen örtü, iri çiçekleriyle dikkat çeken kurdele işi bohça ve boncukla pul işlemeli masa örtüsü gelinimizin Chase'inden parçalar. İki aylık gelinimiz Merve gelinin Chase'lerini serdik ve Merve'nin bize bir sürprizi var. Annesi Nuran Hanım da bizimle birlikte çeyizleri yorumlayacak, anlatacak. Çünkü sizin galiba burada çok emeğiniz varmış. %90'ı evet. Öyle mi? Ay evet. Bir kız evladı olunca insanın bir de böyle maharetli annesi olunca sırtı yere gelmese. Rabbime şükürler olsun. Bu nedir? Bu nasıl bir çeyizdir? Konuşamıyorum. Dilim tutuldu. Ne diyorsunuz hanımlar? Çok güzel. Gerçekten dolu dolu. Buradaki en favori parçayı soralım mı? Bence de soralım Aslı. Nuran Hanım'a mı soralım? Merve'ye mi soralım? Benim için hepsi Aslı Hanım. Ben biliyorsunuz ki bu tarz şeyleri seviyorum. Biz aldık. Aldınız hatta mı? Hatta burada çok fazla çeyiz olduğunu düşünüyoruz. Ne yapıyorsun? Alıp gidiyoruz. Çeyizler gidiyor senin bakalım. Benim olsun. Fazla var burada biraz. Cansu'nun da azdı. Aslında fikir takımı da verebilirim. Sende yoktu galiba. Ay hiç yok demem valla. Ver bakayım hangisini vereceksin? Seç beğen kız. Bunları kendim. Yastığı alayım benim evime uyuyor. Tabloyu da alayım da belki kullanırım yine. Vah vah vah. Tablo verin siz. Bana sahip çık çeyizler gidiyor bak ben sana söyleyeyim. Bu bende aynı boyda ben bunu taşıyamam da. Bunları ben alayım. Bu neymiş? Klozet kapağı canım. Şöyle. Allah Allah. Kapak olsun. Klozet. Çok süslü değil mi? Bu da evet. Kim yaptı? Bunu üstüne oturmuyoruz değil mi? Evet. Ay klozet kapağına çeyizden efendim dantelli, fistolu, payetli bir şeyler dikilmiş. Bu da... Ben bunu ayağımı basamam aslında hanım. Bu da ancak üstüne etek yaparsın koydum, sen. Paspasmış o. Kullandın mı sen bunu daha yeni gelin? Bir kere kullandım ondan sonra hemen yıkadım buraya. Az iyi yapmışsın. Tuvalette kına gecesi yapacak gibi değil mi? Vallahi baksanıza etek olur ayağımdan. Yaradım gözüm yaşardı. İnsan buna dediği gibi basmaya kıyamaz. Aslanım ben evimin parçalarını eksiklerini topluyorum burada. Ne yapıyorsun? Bunlar da yastık kılıf ayağımda. Ay valla bunlar da çok güzelmiş. Hakikaten güzel. Durun bir rahat durun da bakalım tamam. Bari. Tamam böyle şu payı etek yaparsın bunu da al. Dur şunları merak ettim ben. Bunlar nedir Nuran Hanımcığım size bunlar söyledim. Bunlar örgü. Örgü. Örgü takımı. Sanki evet. Salon takımı. Salon takımı. Salon takımı. Dur salon takımı bakalım. Bülent'inle birlikte. Aslında kıyafetinize de uydu. Ay, evet. Onu da siz alın bence. Ben de şöyle mi yapayım? Evet. Ay kırlentleri hangisi? Onlar ha şunlar aldı bir tanesini. Nerede? Gelin çantana mı koydun? Şurada koydum. Şurada sakladın. Kırlentleriyle birlikte yapıyoruz. Getirelim evet. Dedim değil mi? Babaliz. Aslanım burada da yatak örtüsü var hem de eriklemesi. Bunu ne kadar zamanda yaptınız? Bu benim 4 günümü aldı. 4 gün mü? Bayağı maşallah. Güzel. Ne kadar 8 günümü aldı. Ne kadar hızlı yapıyorsunuz. Aslanım bakın evet. Bu yatak örtüsü. Bu da yatak örtüsüymüş kızlar tanışın. O uzun bir zamanımı aldı. Bu ne? Onu... Bir açalım size yardım tabii, ederseniz tabii. Şöyle. Bu başlı başına... Ay ben de onu şey yapacaktım. Elindeki çok güzel. Ben de gelin yani. Baktıktan sonra. Evet. Bizim yarışmamıza katılır mısın gelincim? Bakar mısın yani? Yani başlı başına bir birey bu ya. Evet. Ha? Kıyafet üstü. Bu kurdele eşi mi oluyor? Kurdele eşi. Aa evet, Elif'in kutusundaki şeye gibi aynı önündeki. Evet Elif'in değil mi? Elif'in sormuştum ben çok orijinal. Bu ne kadar zamanınızı aldı? Bu uzun bir zaman aldı. 9 ay gibi bir 9 süre. Ay. Kurs süresince bunu yaptım. Şimdi burada en meşakkatli olan çalışma hangisi? Çünkü birkaç çalışma tohum görüyoruz. Işi, tohum işi epey zorladı. Bu mu? Evet, tohum işi. Vay kurdale ile işlendi onlar da. Vay müthiş. Çiçekler tek tek yapıldı. Bayağı. Ya böyle bir şey satın almaya kalksak ne kadar Nuran Hanım? Şu anda bir 8-9 milyar vardı. 8-9 bin TL. Evet. Bayağı yüksek. Bir de ağır. Orada da şeyleri var değil mi? Yastıkları mi, yastıkları mı var? Kırlentleri. Evet. Burada bir gösterin isterseniz. Var. Aslanım. Halı mı var? Bu evet. Şey başka... Bu da halılı yatak örtüsü takımı. Halılı yatak örtüsü takımı. Evet. Allah Allah. Bu kırlent. Şimdi bir yere böyle koyalım da bir şey olmasın. Şöyle bir kenara kaldıralım dilerseniz. Hı hı. Şöyle. Bunu geçelim. Hangisi? Bakar mısınız? Of of of. Bu ne? Bu kırlenti yatak bayağı örtüsünün. Evet. Bir de bunun halısı var. Şöyle bir dinlendirelim. Bunu da çok kendiniz güzel. Mi yaftınız? Bu ne? Uzak bakım ablacığım. Efşat'ta. Bu yatak örtüsü takımı.
Evet. Halısınla birlikte. Halısı hangisi? Burada. Burada halısı var. Gösterelim mi? Altta mı kalmış çok halısı? Çok altta aslında. Üstte çok çeyiz var. Evet, o da dümdüz tüyden oluşuyor herhalde. Tüy ve deriden. Aynı bu şekilde halı. Halı. Evet. Güzel, farklı bir, değişik örtüsü. Bir çalışma olmuş. Deriyle bu peluşu kombinlemişsiniz, dikmişsiniz. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bir şeyler beğeniyoruz. Mevlüt'e mi gidiyorsunuz? Merve, bunları kullanıyor musun? Kullanıyorum. Çok güzel. Bunu da mı siz yaptınız? Onu da ben yaptım. Uçları falan çok güzelmiş. Şu acaba Merve'nin bebeklik yastığı falan mı? Yok, onu annem yaptı ama burada benim bebeklik örtüm var. Bu benim bebeklik örtüm. Çok güzel, çok memnun olduk bebeklik örtünü gördüğümüzde. O hazır, sadece ben içinde yattım. Annesi dikmişti aslında. Bir şey söyleyeceğim. Daha bunları görünce bunlara bakamadım. Kusura bakma, gerçekten çok manevi tarafının çok güçlü olduğunu ben biliyorum ve gördüm az önce de. Ama yani şuna bakar mısınız? Bu da kurdele işi. Nerede kurdele işi? Şu neydi? Bu Brezilya tekniği. Brezilya nakışı diyorlar. Kurdele nakışına Brezilya tekniği. Vay vay. Çok güzel yapmış. Tüm ülkeler, devletler, milletler burada. Gerçekten bayağı çeyiz var. Aslanım, bakın bunlar da. Bu nedir? Masa o, örtüsü. Masa örtüsü, sehpa. Pul işi sanırım. Esası boncuk. Arkada kaldı. Öyle mi? Burada bir şey görüyorum. Bu nedir? Kasnaklar görüyorum. Evet, arkadaşlarımızda sürpriz var. Öyle onlara mi? Da yaptırmak istiyoruz. Nedir bu? Tel kırma. Şununla aynı şey sanırım. Biz de buna evet. Bakıyorduk deminden beri. Evet. Yapılmış hali. Yani bu yapılan. Lütfen. Evet. Şu an yapıyor onu. Daha bitmedi. Ha, tel kırma nasıl yapılır? Vallahi bize gösterirseniz acayip mutlu oluruz. Tabii. Hadi o zaman. Tel kırmayı biliyoruz değerli izleyenler. Bakın böyle eşarplar, fulallar, masa örtüleri yapılıyor, çantalar yapılıyor. O tel kırmanın teli budur değil evet, mi? Evet, telimiz bu. Evet. Şimdi gösteriyor Nurhan Hanım bize, sağ olsun. Gelinlerimizi de hazırlamışlar, çok naziksiniz. Şimdi şöyle. Alırken biz ne diyeceğiz? Tel kırma iğnesi istiyoruz evet, diyeceğiz. Tel bize kırma gümüş yassı iğneyi verecekler. Evet, gümüş iğne veriyorlar. Tamam. En kullanışlı olan. Orada ipim biraz şey yaptı. Aha. Evet. Daire şeklinde sürekli çalışıyoruz. Ve sürekli bastıra bastıra evet, her bastırarak. Seferinde. Kaç delik bırakıyoruz peki aralarında? 3 delik. 3 delik. Tamına 3 delik olacak değil mi? Evet. Dördüncüyü yapacağız. Vay vay vay. Bir. Nasıl bak şeyimiz bak. Oldu. Ne oldu şimdi? Buna ne deniyor? Bu tel kırmanın yani motifleri çıkartıyor. Başlangıç noktası. Evet. Oluştu. Bunlarla oluşuyor. Sen de biliyor musun? Evet aslında birçok... Yaptığın var mı? Yok. Şey, yaptığım var tabii ki aslında. Birçok şeylerle ben yapıyorum. Ciddi misin? Evet. Bravo, anne öğretti tabii. Evet. Evet. Şimdi izleyicilerimize de Nurhan Hanımcığım bir yakından gösterirseniz. Tabii. Seviniriz. Şöyle bir... Üç saydınız. Evet, üç tane. Şurada hafif biraz bırakıyoruz. Bıraktınız. İçine kıvırıp. Aa, kıvırdı bakın. Evet, bakın. İçine kıvırdı. Fazlalığı gördün mü Meltem sen? Telimiz hadi. Kaymasın diye. Tel kaymasın. Evet. Hemen başlangıç noktasından sol tarafa doğru ortadan çapraz. Çıkıyoruz. Çapraz bir şekilde çıkıyoruz. Evet. Senden. Yine üstüne bastırıyoruz. Ve bastırıyoruz. Evet. Kırıldı. Aslı Hanım. Karşıdan. Efendim ses. İsterseniz bugün puanınızı kaneviçe olarak değil de tel kırma olarak verin. Sabaha kadar anca herhalde yaparım. Anca veririm. Ben bunu yine karşıdan batıp en alttan çıkartıyoruz. Ve üst hiç göründüğü bondan. Gibi değil ama Aslı Hanım gerçekten. Bir deneyeyim mi ben de? Tabii buyurun. Şimdi. Ben deneyim kadar oldu. Şimdi bir dakika. Buradan mı başlıyorduk? Yukarıdan aşağı. Şuradan. Evet. Böyle bir, iki, üç saydık. Diğer şekilde tutarsanız böyle elinizi mi? Aşağı doğru iğnenin. Bakayım. Şu bir daha göreyim eli. Böyle tamam. Tutacaksınız. Şimdi anladım. Şimdi böyle. Üç tane. Üç saydım. Şuradan yukarıdan geçirdim. Çıkardınız. Çıkardım. Ay hayatta da beceremem. Ay ay ay. Bence size çok yakıştı aslanım. Gerçek mi? Ama hayır. İğnenin altına diğer parmağınızı tutarsanız bir dakika. Daha rahat oluşur. Şu mu? Evet. Şimdi böyle ya. Aa, gitti. Tamam, boşluk bırakacaktım. Bakın siz de benim gibi yapabilirsiniz. O yüzden şöyle aldım. Üç tane saydım. Şimdi çıkardım. Tamam. Evet. Şimdi böyle aldım. Esnetiyoruz. Bir parça bırakacağım. Evet, bir parça tamam, kaldı. Bıraktım. Evet, dibinden kırdım. Dipten bükeceksiniz yukarıyı. Dipten. Yukarıdaki ne? Yine çıktı ya ama kısa kalmış bu. Yapacağım. Şimdi dört tane olsa olmuyor mu? Yani illa üç tane olur. Mi olacak?
yapmam lazım çok hızlı bir şekilde. Dur. Şimdi böyle geldik. Yavaş yavaş. Hemen durduk. Kırdım. Kırın içi. Şuradan kırdık. Evet. İnsan kalbi değil, tel kırmayı kıralım aslanım. Güzel söz. İnsan kalbi kırmayalım, tel kırmamızı kırdık. Şimdi ne yapıyorum evet, sonra? Kırdık. En üstten sol çapraza. Canım, şimdi şuradan. Üst, ilk başladığınız noktadan sol çapraza. Şöyle ortadan. Mi? Evet. Şöyle yapıyoruz. Vay canına ya. Şuradan içeri doğru. Şuradan içeri. Şuradan, evet. Hemen dibinden çıkacaksın şu ikinciden. İkinciden? Yok anam ben dibinden nerede? Çıkacak. Dibinden çıkacağız. Vay be. Hiç. Heh. Evet, çok yaptım. Güzel oldu aslanım. Bastıra bastıra. Öyle parmağınızla da bastırıyorsun. Şimdi nereden çıkacağım? Şimdi direkt karşısına batırıp dipten. Şu mu? Evet. Yok. Karşısı. Bunun karşısı. Bunun karşısı. Allah Allah. Böyle alttan mı? Hayır hayır. Yine buradan dipten. Wow, dibinden dipten. Dibinden çıkacaksınız. Şu dipten çıkacağım. Evet. Evet. Çıktığım kadar artık. Evet. Neyse artık. O dairenin içinden de ipi geçirdim. Evet. Allah kolaylık versin gerçekten maşallah. Gerçekten sabır isteyen bir şey. Ben evet. Hiperaktifim hayatta bunlarla. Mümkünatı yok yapamam. Ben böyle hızlı şık şık şık. Ben ne güzel işliyorum. Ne güzel çıt çıt bitiyor. Öyle şekilde. Bunun bu yeşilliği evet. Nedir? Aslı Hanım. Efendim hayatım. Bunu ütülemedim. İki gündür ha. Merve bitmeyen işlerle çok dalga geçti. Çiçekler, kalemler, çizimler değil mi? Evet, evet. Buyurunuz. Evet, buna şöyle... Evet. Bunu bilerek mi bıraktın? Bir de bunda evet, da var. Bunu bilerek bıraktım Aslı Hanım. Bunda da var. Evet, ben bunu ütülemediğim için bu leke geçmedi. Biliyorsunuz bu kadar çeyizin içinden onu mu gördünüz? Evet. Ama karşımıza bunun da çıktı. İpleri bittiği için, şu an iplerini temin edemediğimiz için bu bitmedi. Elif iki yok, olsaydı... Bende de yapılmıştı. Olsaydı utanırdı yani bu kadar çeyizi görünce. Vay. Çeyizim var. Vay vay. Onun da çeyizi güzeldi. Hepinizin çeyizi çok güzeldi ama kimsenin yani bu grubun böyle bir annesi yoktu yani. Anneye bir alkış alalım. Ben anneyi alıp gidiyorum. Biraz daha bu çeyiz bitmez. Tamam. Sabaha kadar bak bitmez. Siz yatak odasını yorumlayın. Hadi tamam. Görüşürüz. Bay bay.